Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle tavuklu sebzeli bulgur pilavı yapalım. Bunun için öncelikle soğanımızı doğrayarak başlayalım. Çok minik olmasına gerek yok. Yemeklik soğan doğrayacağız. Tavuklarınızı haşlayıp suyunu da kullanabilirsiniz. Benim gibi hani haşlanmış tavuğunuz varsa tavuk etinizi de sadece kullanabilirsiniz. Şimdi ben tavuklarımı daha önceden haşlamıştım. 4 tane but var. Onların etini hazırlayacağız burada. Tavuklarımızı da kemiklerinden ayıralım, etlerini. İstediğiniz boyutta elinizle böyle parçalayabilirsiniz. Derilerini koymuyoruz tabii. Evet, derilerini ve bazı yenmeyecek yerlerini, hatta biraz yenecek yerlerini de evde kediniz, köpeğiniz varsa artık onu da onlara verebilirsiniz. Bütün etlerimizi böyle parçalayalım, hazır hale getirelim. Sizin etiniz haşlanmamışsa tabii malzemeleri doğramadan önce güzelce onları haşlamaya koyarsınız. Zaten düdüklü de 10 dakikada pişiyor. Tencerede de pişer 10-15 dakikada. Haşlandıktan sonra suyundan alıp etleri biraz soğutup böyle parçalayın. Bu arada da malzemelerinizi doğrar hazır edersiniz. Ondan sonra suyunu da kullanabilirsiniz. Bugün bizde et suyumuz olmayacak. Direkt normal su kullanacağız. O şekilde de yapabilirsiniz pilavınızı. Tenceremize 4 yemek kaşığı zeytinyağımızı aldık. Isınsın, sonra soğanları koyacağız. Yağımız ısındı. Soğanı ve biberleri koyuyorum hepsini birlikte. Biraz da tuzunu ekleyelim, lezzetlensin. Çok fazla öldürmeyeceğiz ama biraz daha kavrulması lazım. Yumuşaması lazım malzemelerin. Thank you.
Soğanlarımız kavruldu. Böyle bir tepeleme dolu tatlı kaşığıyla domates salçası koyuyoruz. Yine aynı şekilde bir dolu tatlı kaşığı biber salçamız var. Bunları da kokusu çıkıncaya kadar salçaları kavuralım. Şöyle çay kaşığının ucuyla karabiber koyuyorum. Acı severseniz artırabilirsiniz. Yine yarım çay kaşığı kadar da pul biber koyuyorum. Bunlar tamamen damak zevkinize kalmış. Artırıp azaltabilirsiniz. Biraz tereyağı ekliyoruz bu aşamada. Çok fazla lezzeti kokusu kaybolmasın diye kavrulduktan sonra ekliyoruz malzemelerimizi. Şimdi kaynattığımız suyu ekleyelim yavaş yavaş. Ondan sonra da bulguru. Evet, 1,5 su bardağı bulgur koyacağım. Onun için 3 su bardağına yakın da kaynamış suyumu ilave ediyorum. İki buçuk koyalım, sonra ekleriz gerekirse. Hemen tavuk etlerimizi ve bulguru koyalım. Domatesi koymayı unuttuğum için ayrı bir tavada ya az bir yağla hemen kavurup ekleyeceğim suyuna. Salçadan sonra konuyor domates normalde. Salçayı kavurduktan sonra koymam gerekiyordu. Onu unutmuşum. Şimdi burada kavuralım. Ekleyelim domatesimizi. Domatesimizi böyle kavurduk. Ekliyoruz. Ama siz unutmayın, salçalarınızı kavurun, arkasından domatesinizi. Çünkü domates sulandırdığı için salçalar yağda kavrulamıyor o zaman. Önce salçalar. Şimdi bulgurumuzu koyuyoruz. 1,5 su bardağı bulgur demiştim size. Onu da ekliyoruz. 4 tane de tavuk budum var. Onları parçaladım, böyle kemiklerinden ayırdım. Onları da ekliyoruz. Şimdi pişmeye bırakıyoruz bir karıştırıp şöyle. Ağzını kapatalım. Pişsin. Suyu az gelirse kaynamış su ekleyebilirsiniz yavaş yavaş bakarak. Pişirelim. Pilavımız çok güzel oldu, pişti. Şimdi servis edelim. Evet, yanında turşuyla ve ayranla çok da güzel gider. Şimdi deneyeceklere kolay gelsin diyoruz. Yeni videolarda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.